istihbarat çevreleri için gerçekten bir otorite olan bir kitap var. Şok Doktor'un, Noah Kahan'ın yazdığı bir kitap. Depremler, doğal afetler, savaşlar, salgınlar, bunlar büyük güçler için insanların zihnine yeni bir şeyler yazmak için büyük bir fırsat. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tür büyük olayların, yani depremlerin, salgın hastalıkların yahut da işte daha farklı afetlerin büyük güçler tarafından kendi lehlerine olacak bir şekilde sonuçlanması için girişimlerde bulunduğunu tarih gösteriyor. Ama bu şok doktrini konuyu sistematize ediyor ve bir objektif tutuyor yahut bir oraya bir ışık tutuyor bu konuya. Şu günümüzde olan biten de aşağı yukarı böyle. Şimdi bakın ne oldu? Yani sonuçlara bakacak olursak şu anda bütün dünya dolara hücum ediyor. Üstelik 1,5 trilyon dolar daha fazladan para basacaklar. Hani fazla para basarsan, karşılıksız para basarsan ne olurdu? Enflasyon olurdu. Ben bunu dile getirdim, yazılarımda dile getirdim. Bir okur Twitter'da soruyor, diyor ki iyi de diyor, yani bu kadar para basılıyorsa, bizde enflasyon olursa, oluyor da, yani açıktan para basılırsa Amerika'da niye olmuyor? Çünkü Amerika'nın parası rezerv para ve ne kadar basarsan bas, dünya ona hücum ediyor ve işte ya cüzdanda, ya bankada, ya da bankada olmasa bile şurada burada mutlaka insanlar üzerlerinde dolar bulunduruyorlar. Bu neye hizmet ediyor? Doların sahiplerinin imparatorluğuna hizmet ediyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yine bu büyük küresel ekonomik krizden, ki sistemin tamamen iflas ettiği de belli olan bu küresel ekonomik krizden, koronavirüs sayesinde, koronavirüs krizi sayesinde Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda neyle çıkıyor? Doların zaferiyle çıkıyor. Doların zaferi demek Amerika'nın zaferi demek. O zaman geriye dönüp bakacak olursak bu şok doktrininin başarıyla uygulandığını görürüz. Ama yani herkes tabii bu türlü görüşlere, bu türlü bakış açılarına komple teorisidir filan diye yaklaşıyor, ama insanların bunları değerlendirmesi lazım. Yani sadece meseleye korkuyla, ortada bütün dünyada bir korku dalgası var. Herkes evlerine çekilmiş, ne olacak halimiz diye bakıyor. İnsanlar meseleye böyle bakarsa tam da istenen amaca hizmet etmiş olur. Zaten maksat insanların korkması, sinmesi ve dünya ekonomisinin çarklarının hatır hale gelmesi, ama bu arada dolar imparatorluğunun yükselmesi. Dolar imparatorluğu yükselirse ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri kendi milli gelirinin çok çok üstünde rakamlarla borçlanmış vaziyette, dünyaya borçlu vaziyette. Ya dünyaya borçlu olmasa bile kendi içindeki bankalara borçlu vaziyette, tefecilere yani borçlu vaziyette. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri buradan nasıl çıkıyor? Para basarak çıkıyor. Hani bir zafer kazanıyor. Tabii para basarak çıkıyor. Hiçbir emek sarf etmeden, sadece para basarak dünyanın emeğini sömürmüş oluyor. Evet. Türkiye'de biz para basmaya kalkırsak gerçekten enflasyon olur. Niye? Karşılığı yok. Çünkü Türk lirasını alacak olan Türkiye dışında insan yok. Yani diyelim ki Suriyeliler yahut da Bulgaristanlılar, Bulgarlar, yahut Yunanlılar, komşularımız yani, işte Ukraynalılar, Gürcistanlılar, Gürcüler, Ermeniler alır mı bizim paramızı? Yani kendi paralarını yatırıp da bizim paralarımızı döviz olarak alırlar mı? Almazlar. Avrupa alır mı? Almaz. Niye almaz? Çünkü işte evet, konvertibilite denilen hadise var. Türk lirası da konvertibile oldu ama bunun fiiliyatta uygulaması yok. Avrupa'da kim alıyor Türk lirasını alırsa, gene Türkler alıyor. Yani Türkiye'ye gelecek olan Türkler alıyor. Türk bankalarından alıyorlar. Değil mi? Yani Türkiye'ye gelirken üzerimizde Türk parası bulunsun, havaalanında bozdurmayalım, burada bozduralım diye oradaki Türk bankalarından bozdurabilirler. En fazla bu oluyor. Ama yabancıların Türk lirası aldığına pek tanık olmuyoruz. O zaman bu dolar imparatorluğuna hizmet ediyorsa Türkiye dahil bütün ülkeler, bunun üzerinde düşünmek lazım. Yani bu salgın, bu krizden en karlı çıkan
Yine Amerika Birleşik Devletleri oldu. Çünkü büyük bir borcu var. Para basarak aslında bu borçların da bir anlamda 1,5 trilyon dolarını en azından karşılamış oluyor. Evet. Yani illa nakit olarak borçlarını ödemesi gerekmiyor. Bu şekilde dolar basmak suretiyle kendi ekonomisini döndürüyor en azından. Niye? Dünya o paraya hücum ediyor. Kendi ülkesindeki ekonomik sıkıntıları hafifletiyor. Ne yapıyor? Biner dolar dağıtacağım diyor vatandaş başına. Şimdi 4 kişilik bir aile hesaplanıyor. İşte çocuklara 500'er dolar, yetişkinlere 1000'er dolar. Diyelim ki bir karı koca 2000 dolar, iki de çocuk 1000 dolar da onlar. Değil mi? Yani 3000 dolar. 3000 dolar vermiş olacak 4 kişilik bir aileye. Şimdi bu tabii Amerika şartlarında 3000 dolar iyi para. Niye iyi para? İşte orada diyelim ki bir bilgisayar mühendisi 2700-2800 dolar maaş alıyor. Yani tabii Türk lirasına çevirdiğiniz zaman işte 15-16 bin lira ediyor ama 15-16 bin lira karşılığı oluyor ama ancak orada bir standart bir hayat sürdürülebilir. İşte kirası varsa kirasını da ödeyebilir bu parayla. İşte bir aylık geçimini sağlayabilir. Yani bir bilgisayar mühendisi düzeyinde bir kişi bile en fazla bu kadar para alıyor. Tabii bu bir aylık geçim ama 3000 doları devamlı her ay verecek hali yok tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani kriz sürerse onlar da ne yapacak, buna nasıl bir çare bulacaklar? Herhalde yine FED, yani onların merkez bankası değil aslında, o bağımsız bir banka. Federal Reserve dedikleri, yani o küresel sermayedarların bankası aslında. Onlar yine para basacaklar. Amerika'yı rahatlatacaklar, Amerika halkının ayaklanmasını önleyecekler. Böylece dünya üzerindeki imparatorluklarına devam edecekler. Evet, şok doktorin dedik. Gerçekten insanlar bir şok içinde. Fakat siz gazeteci olarak gözlemleriniz, demin de yayından önce de bunu konuştuk. Sosyal medyada özellikle paylaşımlarda dinin pasifize edilip yok sayılıp işte bilimin çok ön plana koyulduğu paylaşımlar görüyoruz. Şok doktorindeki amaç yeni bir din yaratmak mı ya da yeni bir sistem, yeni bir fikir yaratmak? Şimdi bu küreselleşme fikri ortaya atıldığı zaman bu doktrini savunanlar dünyanın tek paraya ve tek dine ve tek devlete doğru götürüleceğini ilan etmişlerdi. Tek para, tek din, tek devlet. Peki millet? Milletler olmayacak. Milletleri ne yapacaklar? Milletleri ufak edecekler. Küçük etnik gruplar halinde, küçük devletçikler halinde o dünya merkezi dedikleri merkeze bağlanmış bir halde. Yani tasarım bu. Bu koronavirüs şoku da şu an için buna hizmet ediyor. Yani kimileri diyor ki ulus devletler yeniden doğacak çünkü işte sınırlar kapatıldı, ulus devletler yeniden güçlendirilecek, herkes kamu ekonomisine dönecek. Keşke öyle olsa. Yani dilerim öyle olur. Yani ben yanılıyor olmayı isterim. Ama proje böyle değil. Yani bu küresel kriz, yani korona krizi, virüs krizi millet kimliğini, milletlerin, bütün büyük milletlerin kimliğini ufak etmeye dönük heveslere hizmet için planlanmış da olabilir diye düşünüyorum. Ve sonuçta dinleri ortadan kaldırmak, yani dediğiniz gibi, yani bu Mekke'de Kabe ibadete kapatıldı, yani tavafa kapatıldı. Yani zaten bırakın tavafı, Mekke'yi, Suudi Arabistan sınırları kapatıldı. Bütün ülkeler sınırlarını kapattı. Gene en çok gidiş gelişlerinin olduğu ülke Türkiye sayılır. Yani Amerika Birleşik Devletleri uçuşları hala açık Türkiye'de. Ama tek para, tek din ve tek devlet projesine hizmet edecek şekilde bir proje yürürlüğe konulmak isteniyor. Tabii dünyanın bunu kabullenmesi, hemen kabullenmesi mümkün değil. Hatta kabullenmesi mümkün değil. Dünyada tabii bu tasarımı yapan güçler yok sadece, başka güçler de var.
Yani işte Çin'de niye böyle bir hadise meydana geliyor? Önce işte tabii Çin süper güç olmaya aday bir ülkeydi. Şu anda durumunu yeniden gözden geçirmekle karşı karşıya kaldı. Rusya petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı o da ekonomik durumunu gözden geçirmek durumunda. Yani Amerika ile dolarla baş edecek güçte değiller. Yani bu savaşla falan da çözülecek gibi bir konu değil. Ama buna rağmen bunlar yine varlar. Yani bulunduğu yerlerde büyük bir coğrafyayı işgal ediyorlar. Milli kimlikleri de var. Devletleri de var. Ve işte Türk milleti var, İran milleti var. Yine her şeye rağmen Arap milleti var, Hint milleti var. Değil mi? Varoğlu var yani. Güçlü milletler var dünyada. Dolayısıyla yani İspanyollar var, Portekizliler var. Fransızlar var, Almanlar var, İngilizler var. Yani Amerikan milleti tabii oluştu artık, oluştu sayılabilir. Ama Amerikan milleti dışında başka milletler, güçlü milletler de var dünyada. Onun için bu milli kimlikleri çözme ve etnik kökenlere veyahut da dini inançlara göre bir dünya tasarımı, küçük devletçikler halinde. Hatta bir zaman Boutros Ghali vardı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Onun söylediği gibi 2000 devletli, 3000 devletli, hatta 4000-5000 devletli bir dünya halinde bir küresel bir proje söz konusu. O zaman bunlar böyle üzerine basıla basıla söylemiş hadi konular, yani dünyaya ilan edilmiş konular. Biz buradan uyduruyor değiliz. Masa başında oturup da bunları söylüyor değiliz. Boutros Ghali geldi. Habitat toplantısı vardı. 96 yılıydı yanılmıyorsam. Ve 97 de olabilir. İşte Habitat diye İstanbul'un önemli bir kısmı, yani bu Boğaziçi kısmı. Ne oldu? Habitat alanı ilan edildi, oraya giriş çıkışlar bile yasaklandı. Biz o zaman tabii gazeteci olarak giriş çıkış kartı almıştık. Yani işte fotoğraf çektiriyorsun, insana bir kimlik veriyorlar, o fotoğrafın basılı olduğu bir kimlik veriyorlar. O işte sınırları kapatılmış olan yere, polis kontrolünde olan bu habitat alanına, kendi ülkende İstanbul'da polis kontrolünde girip çıkıyorsun. Girip çıkıyorsan ne oluyor? Basın mensuplarının bir basın odası var, büyük bir basın salonu var, oraya kapatıyorlar. Sadece kendileriyle, kendilerinin uygun gördüğü kişileri, önceden randevulaştıkları kişileri özel röportajlar veriyorlar, gelen dünya liderleri. Basın mensupları da tıkılı vaziyette kalıyor. Yani böyle bir sözde dünya çapında bir toplantı ama basın mensupları bile konuyu ekrandan ve bir salondan takip ediyor. Herkesin önünde bir bilgisayar ama bilgisayar ne işe yarıyor? Birebir bu şekilde soru cevap olmadıktan sonra. Diyeceğim şu, Habitat toplantısında Boutros Ghali, o zaman Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'di. Süleyman Demirel konuşmasını, Boutros Ghali konuşmasını yaptı. Yanında Süleyman Demirel de vardı. Yani biri diğerini davet etmişti. Bir ara kürsüde yan yanaydılar. Adam resmen dedi ki Türkiye Federal Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dedi. Öyle hitap etti. Sonra İstanbul Federe Devleti diye bir kavram çıktı ağzından. Cumhurbaşkanının gözünün içine baka baka. Türkiye Cumhurbaşkanı'na. Ve Cumhurbaşkanı da sesini çıkarmadı. Bir şey söylemedi. Yani bu böyle değildir. Yanlış konuşuyorsun. Burada nereden çıktı? Sayın Boutros Ghali. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, burası üniter bir devlet. İstanbul'da devlet değil. İstanbul bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vilayeti, bir ili demedi. Ama bu tasarım gözümüzün içine baka baka Cumhurbaşkanı nezdinde ve canlı yayında söylendi. Kim tarafından? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından. Ve bu adam daha önce de dünya 2000 devletli, 3000, 5000 devletli bir yapıya doğru gidiyor demiş idi. Peki bunu nasıl yapacaklardı? Ancak işte böyle küresel şok doktrinleriyle, küresel felaketlerle böyle bir girişimde bulunabilirler. Başarabilirler mi? Sanmıyorum. Peki diyeceksin ki neye dayanarak söylüyorsun? Birincisi, şimdi nasıl bu insan vücudunun bir bağışıklık sistemi varsa, Necati Esten şey diyor, hani strateji uzmanı, emekli amiral, o diyor ki devletlerin de bağışıklık sistemi vardır. İşte devletlerin bazı güçlü kurumları zaafa düşerse devletin de bağışıklık sistemi zaafa düşer. Onun için devletin de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek lazım.
Ben de diyorum ki evet, bunlar doğru. Nasıl insan vücudunun bağışıklık sistemi var ise, devletin de var ise, milletlerin de bağışıklık sistemi var. Ha, milletlerin bağışıklık sistemi böyle küresel çok büyük felaketler sarsılabilir mi? Sarsılabilir. Ama toparlanır, kendine gelir. Yani özellikle Gumilev diye Rus bilim adamı var. Annesi Türk, babası Rus. Ve tabii Türkleri gözeten, Türk dünyasıyla ilgili, Türk tarihiyle ilgili ciddi araştırmaları olan bir coğrafyacı. Aynı zamanda etnoloji uzmanı. O diyor ki, büyük etnosların, yani aslında büyük milletlerin diye tercüme belki zor, tam karşılamıyor ama büyük milletlerin diyebiliriz. Büyük milletlerin yükselişi ve çöküşü insanların proje ve planlarına bağlı değildir diyor. Yani kitabı, bütün bu kocaman bir çalışması var, kitabı var. Bütün kitabı bu sözü söyleyebilmek için, bu sözün doğrulayabilmek için yazmış, öyle bir araştırma, öyle bir çalışma. Çünkü diyor, büyük yükselişlerin, büyük güçlerin yükselişi ve çöküşü insanların projesine, insanların planına bağlı değildir. Biyosferdeki değişimlere bağlıdır. Biyosferdeki değişim nedir? Evet tabii büyük depremler, büyük yanardağ patlamaları gibi, yani diyelim ki büyük Asya kıtasının üstünü bir yanardağ patlamaları sonucu işte bulutların kapladığını düşünün. Güneşin ulaşmadığını, asit yağmurları meydana yağdığını, felaket. Diyelim böyle bir felaket oldu. Bu durumda ne olur? Tabii ki Asya alt üst olur. Dolayısıyla Asya'dan insanlar kaçmaya başlar. Yahut da Avrupa'da böyle bir şey oldu. Avrupa'dan insanlar kaçmaya, Amerika'da böyle bir şey oldu. Yani o zaman ne olur? Bu küresel felaket oradaki milletlerin, yahut belki bütün insanlığın, bütün milletlerin değişimine, dönüşümüne, yükselişine veya çöküşüne sebep olabilir. Ama bunlar çok büyük tarihi olaylardır. Bu asimetrik savaşta, tabii bu virüs savaşları da bu amaçla, yani biyosferle boy ölçüşür inancımıza göre de, inançlarımıza göre de, ya bütün insanlık olarak bakarsak inançlarımıza göre de yaratıcının gücüyle boy ölçüşür vaziyette bir güç uygulamasına kalkışıyorlar dünya insanlık üzerinde. Onun için başaramazlar diyorum. Yani bu biyosferdeki değişimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Londra'da ve New York'ta köken bulmuş, oradan nemalanan ve oradan doğan küresel para babaları değiştiremez diye düşünüyorum. Yani bilimsel zihniyette bakarsak bu böyle. Diğer taraftan tabii bunlar dinleri değiştirmek istiyorlar. Dinlerin yerine tek din yapmak istediklerine göre aslında pek Yahudilikle bir dertleri yok bu küresel güçlerin. Daha ziyade Hristiyanlığı ve İslamiyet'i ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yani yalnız sadece İslamiyet'i değil, yani Hristiyanlığı da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ve dünyayı tek dinde. Tek din dediklerini herhalde olsa olsa kendi dinleri olsa gerek. Ya orada birleştirmeye mi çalışıyorlar, yoksa yani onun da yerine başka böyle bir insani bir din mi çıkaracaklar? Yani çünkü biliyorsunuz geçmiş çağlarda insanlara da tapınırlardı. Burada da herhalde kendi belirleyecekleri liderlere mi tapınmayı mı getirecekler? Mitolojilere, yeni mitolojiler mi uyduracaklar bilemiyoruz ama yani evet, elbette ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bu şüphesizdir. Fakat dinin de emri budur. Dinin de gereği budur. Yani Kur'an insanları araştırmayın mı diyor? Akıl etmeyin mi diyor? Tam aksine akıl edin, araştırın. Yeryüzünde ve gökyüzünde ki yaratılış delillerini, yani benim varlık delillerimi araştırın, bulun diyor. Bu nedir Allah'ın varlık delilleri Kur'an'a göre? Dünyayı değil sadece, biyosfer dediğimiz o varlığı, yani içinde iklimi, içinde bulunduğumuz iklimi, iklimin kuralları, yani nedir onlar? Doğa kanunları dediğimiz kanunlar. Yani yer çekimi kanunu diyelim ki. Yahut da matematik, dünyanın matematiği var değil mi? Gökyüzünün bir matematiği var. Bu uyduların, yani işte gezegenlerin, daha büyük sistemlerin ve
bunlar arasındaki ilişkilerin, bunların birbirine çarpmadan dönüyor dolaşıyor olmasının, işte dünya denilen bir gezegende insan diye bir varlığın bulunmasının bir anlamı var herhalde. Bunları öyle bunların hem varlığını hem de inançlarını yine insani kararlarla değiştirmek çok zor. Yani tabii buna teşebbüs ediyorlar. Bu konuda bir şüphe yok. Teşebbüs ettiklerine dair bu bir teori falan değil. Bunu kendileri ilan ettiler dediğim gibi. Ama bu da zor. Fakat bu yönde işte böyle bir çaba var. Zaten Türkiye'de biz bunu çok yakından hissettik. Yani Türk kimliğini yok etme çalışmaları, çabaları kim tarafından sürdürüldü? Uzunca süre iktidar tarafından sürdürüldü. Şimdi vazgeçer gibi oldular ama fiilen Cumhuriyet'in temel niteliklerini ortadan kaldırıyorlar. Değil mi? Evet. Bu ne karşılığında gerçekleşiyor? Bu küresel güçlerle, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile meydana gelen ilişkiler sonucunda bu şekilde gelişiyor olaylar. Amerika Birleşik Devletleri'ni kim düzenliyor, kim tasarlıyor, kim yönetiyor? İşte bu küresel güç organizasyonları yönetiyor. O zaman bizim bunlarla bunları da düşünerek, ama önce bu yani milletin bağışıklık sistemini korumak için şu günkü sıkıntıdan nasıl kurtulacağımızı düşünmemiz lazım. O da nedir? İşte Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Vatandaş başına $1000 dedi, değil mi? Bugün bir bakan, kadın bakan, aile bakanıydı yanılmıyorsam, televizyonda canlı yayında 2 milyar lira para dağıtılacağını söyledi. İşte biner lira dağıtsalar 2 milyon kişi eder. Tamam, bir ay diyelim biner lira dağıttınız. Yani 1000 lira 4 kişilik bu ailenin mutfak masrafına yetmez. Bir aylığına yani bir 10 günlüğüne belki, bir haftalığına belki yeter yani hocam, ama çünkü şu anda 4 kişilik ailenin asgari geçim indirimi 6.000, 7.000, 8.000 liralara falan çıktı. Ama diyelim ki sadece boğaz tokluğuna, yani aç kalmayacak kadar bir para verildi işsiz olanlara. Ama daha tabii şimdi ekonomik tedbirler alınıyor. Tamam, ekonominin canlı tutulması lazım ama siz hava yollarında işte biletlere indirim getiriyorsunuz. Yani KDV indirimi, şu indirimi, bu indirimi, ne kıymeti var? Kimse kimseye bir yere gitmiyor zaten. İndirseniz ne olur? Yahut da işte insanlar can derdindeyken, canını kurtarma derdindeyken, yahut evladını, çoluğunu, çocuğunu, işte kardeşini, babasını, annesini kurtarma derdindeyken ev derdine mi düşecek? De siz ev kredisini işte limitlerini artırıyorsunuz. Diyorsunuz ki 500 bin liralık evin işte 450 bin lirası kredi verilebilir diyorsunuz. Daha önce işte 400 bin veriliyordu, daha az veriliyordu, neyse. Şimdi 450 bine %90'a çıkardınız, %80'den. Bunun ne anlamı var? Bir kıymeti yok. Şu anda iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı. Diyelim bir berber kapalı. Berberin kendisi, berberin iki tane kalfası. Bunlar ne yiyecekler, ne içecekler? Kenarda paraları yoksa, uzunca da sürerse bu. Sadece bir berber. Yahut da başka bir esnaf. Yahut çiftçi. Şimdi bugün mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın bir açıklaması var. O da diyor ki mesela her şeyden önce elektrik, doğalgaz faturalarının ertelenmesini önerdik diyor. Yani bu konuda, çünkü insanların nakit paraya ihtiyacı var. Önce yani çalışmadıkları için, çalışmayanlar için en azından böyle bir şey getirmek gerekir. Böyle bir çözüm getirmek gerekir. Yani yine Ziraat Mühendisleri Odası adına açıklama yapıyor Yönetim Kurulu Başkanı Bakir Remzi Su İçmez. O da diyor ki ekonomik istikrar kalkanı diyor, tarım sektörüne yer vermemiş doğru düz diyor. Mesela bitkisel ve hayvansal ürünlerin destekleme kapsamı alınması söz konusu ama bu alan genişletilmeli diyor. Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredi borçlarının ödeme kolaylığı sağlanmalı diyor. Ne bileyim yani birçok önerisi var. Bir de her şeyden önce tarım arazilerimizin yeniden düzenlenmesi, yeniden tarım ve hayvancılığa dönmemiz gerekiyor. Çünkü tarım ve hayvancılık en büyük stratejik güçtür diyor böyle ortamlarda, böyle küresel krizlerde. Dolayısıyla
milletin bağışıklık sistemini tarım ve hayvancılığı güçlendirerek korumak durumundayız. Çok teşekkür ederim üstadım. Şok doktorinden girdik ve milletimizin bağışıklık sistemine kadar geldik. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Sağ olun.